İyi akşamlar sevgili izleyenlerimiz. Bugün 21 Eylül 2015 günlerden pazartesi. Günün gelişmeleriyle 4 Eylül TV ana haber başlıyor. Ben Hakan Bakar. On altı askerin şehit olduğu Dağlıca'daki hain saldırı sonrası düzenlenen operasyonların birinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan uzman çavuştan acı haber geldi. MHP Sivas İl Başkanlığı 1 Kasım ara seçimleri için milletvekili adayı olan isimleri kamuoyuna tanıttı. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Beşir Köksal özellikle bayram alışverişlerinde karşılaşılabilecek sahte paraya karşı vatandaşları ve esnafları uyardı. Türk Hava Kurumu Sivas Şube Başkanlığı kurbanlık hayvanlardan geriye kalan derilere talip olduğunu açıkladı. Sivas Belediyesi tarafından her yıl Yenişehir Pazarı alanında kurulan Bayram Pazarı bu yıl Tulur Mahallesi'nde kuruldu. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu hain saldırı sonrası bölgede çok sayıda operasyon düzenlendi. O operasyonlardan birinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan uzman çavuş Melih Garip Ünsal'dan acı haber geldi. 28 yaşındaki uzman çavuş 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Operasyon sırasında rahatsızlandı, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Uzman çavuş Melih Garip Ünsal'ın acılı ailesi tepkili. Tepkileri çocuklarının şehit olmasına değil, ona şehitlik mertebesini çok görenlere. Benim çocuğum buradan sapasağlam gitti, benim çocuğumun tabutu geldi, benim çocuğumun karşısına adli tıp sorunu çıkıyor. Efendim şehit midir değil midir? Allah aşkına ya bu çocuk başka nedir yani? Melih Garip Ünsal, Dağlıca'da 16 askerin şehit edildiği hain saldırının hemen ardından bölgede başlatılan operasyonda rahatsızlandı. Helikopterle hemen hastaneye kaldırıldı. Günlerce yoğun bakımda yattı. 14 gün orada yattı. 13 günde ben başında bekledim. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan uzman çavuş Ünsal, akciğer enfeksiyonuna bağlı zatüre ve solunum yetmezliği tanısı konuldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Acı haber Ünsal'ın ailesini yasa boğdu. Ailesinin acısını acı ekleyense oğullarının resmi olarak şehit statüsü verilmemiş olması. Bu karar için adli tıp raporu bekleniyor. Bu nedenle uzman çavuş Ünsal cenazesini Cebeci şehitliği yerine Karşıyaka mezarlığına toprağa verildi. Benim çocuğumun onuru, gururu verilmesi lazım. Annesinin babasının da ölene kadar bu onurla, bu gururla yaşaması, bu onuru taşıması gerekir. Silop ilçesinde aileleriyle bayram alışverişi yaparken terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısına uğrayan iki korucudan biri şehit oldu, diğeri yaralandı. Silop ilçesinde aileleriyle bayram alışverişi yaparken teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan iki korucudan biri şehit oldu, diğeri yaralandı. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Çalışkan Belediyesi'nde geçici köy korucusu olan Vatan Mahallesi Muhtarı Osman İnal ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Lezgin Yağız aileleriyle bayram alışverişi yapmak için Silopi'ye geldi. Yeşiltepe Mahallesi 1. Cadde'deki iş yerlerinden bayram alışverişi yapan İnal ve Yağız'a terör örgütü PKK mensuplarınca uzun namlulu silahlı ateş açıldı. Saldırıda koruyucu Osman İnal olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralanan Lezgin Yağız ise 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanlığı milletvekili adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısında kendilerini tanıtan milletvekili adayları ayrıca AK Parti'yi de eleştirilerde bulundu. İnşallah kıymetli milletvekilim ve diğer milletvekili adaylarımla birlikte kapı kapı gezerek yorulmadan, yılmadan şehrimizi bu içinde bulunduğu geri kalmışlıktan kurtarmak için, ülkemizin içerisinde bulunduğu sıkıntı ve belalardan kurtarmak için elimizden var gelen çabayı göstereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanlığı tarafından milletvekili aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Parti binasında düzenlenen toplantıya MHP İl Başkanı Ragıp Özkan, MHP Sivas Milletvekili ve 1. sıra adayı Celal Dağgez'le diğer milletvekili adayları Oğuz Özdemir, Ahmet Üstündağ, Uğur Kurugöllü ve Ozan Ercan'ın yanı sıra İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın kolları üyeleri ve partililer katıldı. MHP İl Başkanı Özkan, aday tanıtım toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada yeni bir seçimin hazırlıklarına başladıklarını belirterek milletvekili adaylarına çıktıkları bu yolda başarılar diledi. Ülkemize, şehrimize yeniden hizmet etme maksadıyla
milletvekilliği aday listemizde de kısmi bir yenileme yaparak tekrar Sivas halkının huzuruna çıkmaya çıkmış bulunuyoruz. Bugün kıymetli adaylarım birazdan kendilerini tanıtacak. Hep beraber Sivas'ın hizmetine, ülkemizin hizmetine talip olduklarını beyan edecekler. Bu çıktıkları yolda kendilerine Cenab-ı Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Sivas Milletvekili ve MHP 1. sıra adayı Celal Dağgesi, AK Parti'yi eleştirerek MHP bizimle koalisyon kurmaya yanaşmıyor diyerek halk üzerinde bir algı oluşturduklarını belirtti. Türkiye'de haksız ve baskılarla oluşturulmuş iktidarın borazanlığını yapan medya grubu var. Kim bunlar? Havuz medyası işte veya yandaş medyalar. 7 Haziran seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara yanaşmadığını, hükümete girmediğini, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde yanlış bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ama 7 Haziran gecesi hatırlarsanız Sayın Davutoğlu 10-30 sıralarında AK Parti'nin, AKP'nin genel merkezinin balkonuna çıktı. Farkında değildi önce, seçim kazandığını zannetti. Daha sonra konuşmasının sonunda dedi ki, Türkiye erken seçime gidecek dedi. Hükümet kursunlar diğer 3 parti dedi. Daha gez ayrıca 7 Haziran gecesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın açıklamasında söylediklerine değinerek AK Parti'nin PKK ile anlaşma yaptığını savunarak devletin arşivlerine hiç kimsenin ulaşmasını istemiyorlar dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, yani bizim Genel Başkanımız basınla buluşmasında şunu söyledi. Hepiniz biliyorsunuz, bunu anlatın siz. Dedi ki, ülke bir seçimden çıktı. Millet, milli irade koalisyona karar verdi dedi. Ama dedi, AK Parti son 4 yıldır ülkede bir açılım ve çözüm projesi yürütüyor dedi. Bu projeyi PKK ile yürütüyor dedi. PKK'nın Kandil'deki başıyla yürütüyor dedi ve HDP ile yürütüyor dedi. Tek düşünceleri var, devletin arşivlerine kendilerden başka hiç kimsenin girmesini istemiyorlar. Korkuyorlar. Kimine hükümet kursalar 8 tane bakanlık verecekler. Verecekleri her bakanlıkta pislik var, buna inanın. Onun için tekrar şansını deniyor ve herkesin hesabı var. Allah'ın da hesabı var. Bu hesap gözünde kalacak. 1 Kasım'dan sonra Milliyetçi Hareket Partisi yine iktidar olacak. AK Parti'nin koalisyon hükümeti kurmaya yanaşmadığını ifade eden 2. sırada Oğuz Özdemir, AK Parti'nin iktidara gelmediği zaman PKK'yı ülkenin başına bela ettiğini söyledi. 13 yıldır ülkeyi tek başına idare edip de her türlü bakanlıklarda, her türlü yolsuzluğa bulaşanlar, her türlü adaletsizliğe bulaşanlar, terör örgütüyle Oslo'da görüşme yapanlar, 13 yıldaki ihanet sürecinin ortaya çıkmasından endişe ederek koalisyon hükümetine hayır dediler. Koalisyon hükümetine AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın hayır dediğini bütün herkes biliyor ama bile bile bunlar gündeme getirilmiyor. AKP eğer iktidarda kaybettiği takdirde bütün bakanlıklardaki yolsuzluklarının hesabını soracak bir siyasi partiyle ortak hareket etmek istemiyor. AKP şunu söylüyor: eğer ben varsam bu ülkede terör olmaz, ben yoksam PKK'yı başınıza bela ederim, musallat ederim diyor. PKK AKP'yi teslim almış, AKP Türk milletini teslim almak istiyor. Dolayısıyla 1 Kasım'da önümüze bir fırsat geçti. AKP'den bunun intikamını, hesabını sormak için bütün Sivas hemşerilerimize, Türk milletine sesleniyorum. Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan Milliyetçi Hareket Partisi yolsuzlukların hesabını sormak için, bölünmenin ve terörle yapılan müzakerelerin hesabını sormak için, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak için tekrar meydanlardadır. Diğer adaylar Ahmet Üstündağ, Uğur Kurugöllü ve Ozan Ercan da yaptıkları konuşmalarda şu ifadelere yer verdi. 7 Haziran 2015 tarihindeki seçimden daha kıymetli ve daha önemli bir seçim tarihi olan 1 Kasım seçimlerini önemli bulduğum için Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday oldum. Adaylığım kabul edildi. Genel merkeze ve il teşkilatına teşekkür ediyorum. Bizi seven dostlarımıza, gönüldaşlarımıza,
bizim ekibimizi desteklemelerini istiyorum Sivas halkından. Ankara'da bürokrasinin içinde bulundum. Özellikle bulunduğum Spor Bakanlığı içerisinde Sayın Vekilimin ve vekil adaylarımın bahsettiği konulara bizzat şahitlik ettim. Ülke üzerinde oynanan oyunları görerek bir nebze bunu insanlara anlatmak, özellikle Ankara'daki merkezden yaşanan olayları, bu ülkeye yapılan ihanetleri birebir insanlara aktarabilmek için bu medeni cesareti göstererek karşınıza geldim. Ülkede güvenliği sağlayamayan, adaleti sağlayamayan, ekonomik refahı sağlayamayan, biliyorsunuz doların, euronun ne kadar arttığını, bir hükümete ne Sivas halkının ne de Türkiye halkının teveccüh göstereceğine, oy vereceğine inanmıyorum. Bu bağlamda da özellikle ilçe teşkilatımızın, il teşkilatımızın yönlendirmesiyle milletvekili adayı oldum. TESK Denetim Kurulu Başkanı ve Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Kurban Bayramı kutlayacak olmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyleyerek, bayram öncesi esnaflara ve vatandaşlara bir takım önerilerde ve uyarılarda bulundu. Kaçalım kardeş. Kardeş, 8.30. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, özellikle bayram alışverişlerinde karşılaşılabilecek sahte paraya karşı vatandaşları ve esnafları uyardı. Birlik binasında bir toplantı düzenleyen Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Köksal, sözlerinin başında Sivas halkının ve İslam aleminin bayramını kutladı. Bütün İslam alemine, ülkemize, milletimize, ilimize, halkımıza, esnaf ve sanatkarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Kurban Bayramı'nın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Beşir Köksal, mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşları ve esnafları uyararak, başta sahte para olmak üzere hırsızlık, dolandırıcılık ve yan kesicilik olaylarına dikkatli olunması gerektiğini bildirdi. Bir özelliği de kurbanlar kesiliyor. Özellikle hem kurbanları alan halkımıza hem satan esnafımıza dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü piyasada sahte para oluyor ve kurt dumanlı havayı seviyor. Hırsızlar, yan kesiciler, gerçi ilimizde Allah'a şükür öyle bir önemli sorunlar olmuyor ama yine de dikkatli olmaları lazım. Para alırken, verirken aceleye getirip parayı saymadan veya dikkatsiz cebine koymasına dikkat etmeden almasın parasını. Veren de alan da sayarak, vererek dikkatlice alsın. Esnaflara iş yerlerinde yüklü para bulundurulmaması tavsiyesinde bulunan Köksal, esnaflardan daha rahat bir şekilde alışveriş yapmaları konusunda vatandaşlara yardımcı olmalarını, güler yüz göstermelerini ve müşteri memnuniyetine önem vermelerini istedi. Bayram alışverişler bol oluyor. Bizim esnafımızın dikkat etmesi gerekiyor. Toplu bir parayı kasalarında bulundurmaması gerekiyor. Ve önemli olan müşteri memnuniyetine dikkat etmeleri gerekiyor. Müşterilerine daha güler yüzlü, candan, kardeşçe alışverişlerini sağlamak için onlara fırsat vermeleri gerekiyor. Köksal, vatandaşların mağdur olmaması için tüm esnafların iş yerlerini açık tutacağını da sözlerine ekledi. Bayramda tüm esnafımız açık olacak. Çünkü insanlarımız ihtiyaçlarını giderecek. Tüm iş yerlerimiz bayram günü açık olacak. Bayram günleri de zaten önemli olan işte eczaneler gibi, zaten hastanelerimiz açık, nöbetçi eczanelerimiz olacak. Yani bayramın hemen hemen ikinci günü de diğer esnaflarımız, fırınlarımız falan zaten açık. Bayram günleri de diğer esnaflarımız da birinci veya ikinci günleri hepsi açılır. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban derisi toplamak için hazırlıklarını sürdüren Türk Hava Kurumu bu yılda kurban derisine talip olduklarını bildirdi. Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Halil Işın basın mensuplarına yaptığı açıklamada genelinde toplanan kurban derisi bağışlarıyla 17 ambulans helikopter ve 9 yangın söndürme uçağı alındığını söyleyerek vatandaşların kendilerine verdiği desteğin devam etmesini istedi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık hayvanlardan geriye kalan deriler için Türk Hava Kurumu Sivas Şube Başkanlığı hizmet binasında çağrıda bulunarak talip oldu. Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi Başkanı Halil Işın basın açıklaması öncesinde tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. İslam alemi bir Kurban Bayramı'nı daha idrak etmenin
sevincini, heyecanını yaşıyor. İnsani duyguların, paylaşımın, dayanışmanın en yoğun yaşandığı Kurban Bayramı'nın dünya barış, kardeşlik, huzur, güven ortamının hakim olduğu, hukuk nizamının ön planda olduğu bir ortama gelmesini temenni ediyoruz. Türk Hava Kurumu Şube Başkanı Işın bu yılda kurban derilerine talip olduklarını belirtti. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da Türk Hava Kurumu hayırsever insanlarımızın derilerine talip. Türk Hava Kurumu Sivas Şubesi olarak deri ihalemizi yaptık. Toplanan derilerin en iyi şekilde değerlendirilmesi, aynı zamanda kayıt dışı ekonomiye de ortam verilmeyecek mahiyette kadevesiyle, vergisiyle en iyi şekilde değerlendirecek ortamı biz yine hazırladık. Gerekli önlemlerimizi, tedbirlerimizi aldık. Deri ihalemizi yaptık. Hayırsever vatandaşlarımızın o değerli derilerini bekliyoruz. Ülke genelinde toplanan kurban derisi bağışlarıyla 17 ambulans helikopter ve 9 yangın söndürme uçağı alındığını bildiren Işın, şube olarak hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti. Benim insanım bunların en iyi şekilde değerlendirildiğini bildiği anda bu helikopterlerin sayısını 17'den 37'ye, 47'ye, 57'ye çıkarır. Her ilde birer ambulans olacak ortamı yaratır. Bu konudaki desteklerini hiçbir zaman esirgemezler. Benim vatandaşlarım inanıyorum ki bunun bilincine vakıf olduğunda en kısa sürede bunların sayısı 9'dan 19'lara, 29'lara çıkacaktır. Uzun bayram tatilini fırsat bilen tatilciler yolculuklarına başladı. Şehirler arası yollardaki yoğunluğun özellikle Arefe günü artması beklenirken her bayram yaşanan acıların tekrarlanması ve bayramın zehre dönüşmemesi için trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman yola çıkacaklara önemli uyarılarda bulundu. Kurban Bayramı tatili 18 Eylül Cuma akşamı başladı. 9 günlük tatili fırsat bilen tatilciler Cuma akşamından yola çıkarken bayram öncesine kadar çalışmak zorunda kalanlar dolayısıyla trafikte asıl yoğunluk Arefe günü yaşanacak. Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman, uzun Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollarda oluşacak uzun araç konvoyları ve olası trafik kazaları konusunda sürücüleri uyardı. Sivas Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yalman, 4 Eylül TV mikrofonlarına yaptığı açıklamada özellikle uzun olan bayram tatillerinde istenmeyen olayların yaşandığını ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını dile getirdi. Söz konusu üzücü olayların yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasının önemine vurgu yapan Yalmaz, şehirler arası tatile gidecek vatandaşlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Öncelikle araçlarının bakımlarını kesinlikle yaptırmaları, yolda uykusuz, alkollü araç kullanmamalarını, daha sonra trafik kurallarına azami uyarak herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden kazasız belasız hayırlı bir şekilde gideceği yerlere sağ selamet gidip tekrar dönmeleri elbette bizler için, Türkiye'miz için en önemli unsurdur. Yalmaz gerek bayram öncesinde gerekse de bayram süresince şehir içi toplu taşımada sıkıntı yaşanmaması için de gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi. Bununla ilgili işte biliyorsunuz kurban pazarımız var. Kurban pazarına ilave araçlarımızı koyduk, çalışıyorlar. Gerektiğinde de fazla araba koyacak şekilde araçlarımızı da hazır duruma getirdik. Yalman son olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Yaklaşan Kurban Bayramı'nın İslam alemine, şehrimize, ilimize, tüm Türkiye'mize, bütün dünyadaki İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Pazarcı esnafının talepleri doğrultusunda bu yıl Bayram Pazarı Kongre Lisesi arasındaki Öğretmenler Caddesi üzerine kuruldu. Pazarın ilk günü sakin geçse de Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın, dar gelirler için ideal olan bayram pazarında asıl yoğunluğun Arefe günü olacağını söyledi. Sivas Belediyesi tarafından her yıl Yenişehir Pazarı'na kurulan bayram pazarı bu yıl Pulur Mahallesi'nde kuruldu.
Pazarcı esnafının talepleri doğrultusunda Kongre Lisesi arkasındaki Öğretmenler Caddesi üzerine kurulan bayram pazarının ilk gün oldukça sakin olduğu gözlendi. İki tane alıyor, bir tane hediye alıyor. Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Argın, vatandaşların marka düşkünlüğü nedeniyle bayram pazarlarının eskisi kadar ilgi görmediğini ifade ederek pazarcı esnaf olarak vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için çaba sarf ettiklerini aktardı. İnsanların markaya biraz daha düşkünlüğü bizim işlerimizi biraz daha zayıfladıyor. Ama biz de bunlarla gerekli önlemleri alarak mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Arkadaşlar da işte ellerinden geldiği kadar çağın, teknolojinin gelişmiş olduğu markalara ilgi alaka göstererek vatandaşa hizmetini sunmaya çalışıyor. Daha ucuzu, daha kaliteli vermeye çalışıyor. Bayram pazarlarını işte biraz daha canlı tutarak, esnaf sayısını daha çok tutarak, halkımızın da biraz bunlara ilgi ve alaka göstermesinden dolayı buranın daha iyi olacağına inanıyoruz. Yaklaşık 60 esnafın bulunduğu bayram pazarında ürün çeşitliliğinin de fazla olduğunu kaydeden Argın, Arefe günü müşteri yoğunluğunun artmasını umduklarını dile getirdi. Şu an işte 60-70 esnaf hizmet veriyor. Şekercimiz var. İşte bildiğiniz üzere Sivas'ın yaprağı, yaprak sarması var. Yaprakçılarımız var ondan dolayı. İşte iç giyim var, tuhafiye var, züccaciye var, ayakkabı var, takım elbise, derimont çeşitlerimiz var. Esnaf bayağı bir çeşidini bol tutuyor. Bayram pazarında 5 kişilik bir ailenin 100 TL'ye ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Argın, dar gelirli aileler için bayram pazarının ideal olduğunu söyledi. Dar gelirli vatandaşımıza göre yani 5 milyona, 10 milyona etekler, tişörtler, çok ucuz, çok kaliteli malzemeleri atıyorum işte 5 kişilik bir aileyi bayram pazarından 100 milyona giydirebilirsiniz. Ama mağazaya 5 kişilik bir aileyi götürseniz 300-400 milyondan aşağı çıkmazlar. Biraz dar gelirli vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Dışarıdaki büyük esnaflar, onlar gerçekten büyük esnaflar. Onların pek vatandaşa şeyi yoktur. Onların fiyatları tek fiyat. Ama biz dar gelirli esnafa, insanlara hizmet verdiğimiz için bizim fiyatlarımız uygun, pazarlık ortamı var. Öte yandan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için zabıta ekiplerinde sürekli görev yapacağı bayram pazarı bugünden itibaren 3 gün boyunca açık olacak. Ankara'nın nabzı 4 Eylül TV ekranlarında atacak. Her hafta başkentten iki siyasetçiyi ekranlarınıza getirecek olan Başkent Gündemi dün ilk bölümüyle ekranlara geldi. 4 Eylül TV Haber Müdürü Adem Akgül'ün hazırlayıp sunduğu Başkent Gündemi, gündeme yön verecek konu ve konuklarıyla ekranlarınızda olacak. 4 Eylül TV yepyeni bir programı izleyicileriyle buluşturdu. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ankara'dan, Başkent Gündemimizden hepinize iyi akşamlar diliyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. 4 Eylül TV Haber Müdürü Adem Akgül'ün hazırlayıp sunduğu Başkent Gündemi, siyasetin nabzını tutacak. Her hafta ülke gündemine yön verecek konu ve konuklarıyla ekranlarınızda olacak Başkent Gündemi'nin ilk haftaki konukları Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve birinci sıra milletvekili adayı Celal Dağgez oldu. Sayın Dağgez, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen programın ilk bölümüne konuk olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin seçim çalışmalarını değerlendirdi. 7 Haziran genel seçimlerine Milli İttifak'la Saadet Partisi çatısı altında girdiklerini anımsatan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici, seçim öncesinde ARGE çalışmalarında %7-8 bandında bir sonuç elde edeceklerini gördüklerini, ancak kamuoyunu kendilerini desteklemeyince aşağı doğru gittiklerini kaydetti. 1 Kasım ara seçimlerinde Saadet Partisi'ne Büyük Birlik Partisi çatısı altında girmeyi teklif ettiklerini, ancak bunun kabul edilmediğini söyleyen Destici, MHP ile neden ittifak yapmadıklarını ise şöyle anlattı. Biz 7 Haziran'da hayır cevabı almış olmamıza rağmen, incitilmemize rağmen, üslup hatalarıyla kırılgan hale getirilmemize rağmen, biz tekrar millet için, memleket için, ülke için, ülkücü camia için, milliyetçi camia için bir kere daha kapılarını çaldık. Yani ve dedik ki, bakın o zaman olmadı. Bize sebep de söylemiyorlar niye olmadığı konusunda. Ya da öyle olmaz böyle olsun da demiyorlar. Bakın o zaman olmadı gelin bu sefer birlikte gelelim ve milletin ve ülkenin mahkus tarihini değiştirelim. Hep birlikte bu yükü omuzlayalım dedi. O gün görmediler. Kararlarına da saygı duyuyorum. Seçim ve sandık güvenliği konusunda da değinen Destici, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı ziyaretlerinde bu konunun gündeme geldiğini de ifade etti. Biz şunu söyledik. O girilemeyen mahallelerde kurmazsınız sandıkları, hemen onun bitişindeki mahallelerde kurarsınız, halka da ilan edersiniz ve gelen gelir oyunu kullanır.
gelmeyen de gelmez dedik. Herhalde bunu yapacaklar şu anda. Başkent gündeminin ilk bölümünün diğer konuysa Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve 26. dönem milletvekili adayı Celal Dağ gezdi. MHP Sivas Milletvekili ilk olarak Sivas Milletvekili adaylarını ve 1 Kasım sonrası ulaşabilecek tabloyu değerlendirdi. Evet. Değişecek 1 Kasım'da tablo. Nasıl ama değişecek? AK Parti'nin aleyhine değişecek. Aleyhine değişecek. Yani ülkenin içinde bulunduğu konjonktür bunu gerektiriyor. Değişmesi evet. Gerekiyor. Yani kesinlikle iki biz çıkaracağız. İddialıyız diyorsunuz. İddialıyız. İki AK evet. Parti çıkaracak. Biz üç de çıkarabiliriz. Sözlerin devamında Sivas gündemini de değerlendiren Dağgez, geçen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmet Yılmaz ve il protokolünün katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Kayseri Şeker Fabrikası'na değinerek Sivas'ın pancarının neden Sivas'ta değerlendirilmediğini sordu. Şarkışta'daki Gemerek'teki pancarı niye Kayseri'ye gönderiyorsun? Yıldız Elindeki pancarı niye Turhal'a gönderiyorsun? Kangal, Ulaş o bölgedeki pancarı niye Malatya Şeker Fabrikası'na gönderiyorsun? Vadi, Kelkit Vadisi'nde yetişen pancarı niye Erzincan Şeker Fabrikası'na gönderiyorsun? Şeker fabrikalarının çoğu özelleştirmedi. Şu anda özelleştirme kapsam ve programında duruyor. Yani niye Sivas'a bir şeker fabrikası yapılmıyor? Başkent gündemi 4 Eylül TV ekranlarında siyasetin nabzını tutmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü Rusya'ya gidiyor. Putin ile görüşecek olan Erdoğan'ın ajandasında siyasi gündemin dışında bir de cami açılışı var. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Osmanlı mimarisiyle inşa ettirilen Moskova Merkez Camii Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Moskova Merkez Camii ibadete açılacağı 23 Eylül'ü bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan ve Osmanlı izlerini taşıyan cami Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak. Erdoğan çarşamba günü resmi ziyaret için Rusya'ya gidiyor. Cumhurbaşkanının ajandası gündemdeki gelişmelerle dolu. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek, Türk akımı doğalgaz projesi, Suriye gibi birçok konu masaya yatırılacak. Siyasi gündem dışında Erdoğan bir daha açılışa katılacak. Moskova'daki Merkez Camii'ni hizmete açacak. Cami, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırıldı. Osmanlı mimarisiyle inşa edildi. Caminin inşaatı 7 yıl sürdü. Toplam alanı 19 bin metrekare. Kubbesinin tamamı bakır levhalar üzerine altın baraklarla kaplandı. Caminin iç ve dış mimarisindeki süslemelerse Türkiye'den gelen 100'den fazla sanatkar tarafından yapıldı. Moskova'nın merkezinde inşa edilen camiden cuma ve bayram günleri minareden ezan okunacak ve 10 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. AK Parti adaylarını tanıtarak seçim startını resmen verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ilk günkü aşkla haydi bismillah dedi. 1 Kasım için 4 önemli çağrıda bulundu. İlk günkü aşkla son nefese kadar yürümeye hazır mısınız? Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim kampanyasını bu sloganla başlattı. AK Parti'nin milletvekili adayları Ankara Arena Spor Salonu'nda kamuoyuna tanıtıldı. Şimdi aziz kardeşlerim yeni bir seçime yeni bir aday listesiyle onurla yürürken demokrasiye egemen kılmaya, milli iradeye egemen kılmaya var mıyız? Milletvekili adaylarına seslenen Davutoğlu demokrasi vurgusu yaptı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Aziz kardeşlerim, ülke terör tehdidi karşısındayken Türkiye yönetme sorumluluğundan bir an bile feragat eder miyiz? Türkiye karanlık bir takım odakların oyunları karşısındayken bir an bile tereddüt eder miyiz? Davutoğlu diğer siyasi partilere de teröre karşı ortak tavır alma çağrısında bulundu. Seçime terörün gölgesi düşmesin dedi. Gelin 1 Kasım seçimlerine giderken teröre, şiddete karşı ortak bir tutumda buluşalım. Ortak bir deklarasyonla 1 Kasım'da tam bir güvenlik ortamı içinde seçimin gerçekleşmesi için çağrıda bulunalım. Terörü, şiddeti kim desteklerse ona karşı 1 Kasım'daki milli iradenin sözcülüğünü yapalım. Bütün siyasi parti liderlerine bu salondan çağrıda bulunuyorum. Terör ve şiddet üzerinden sandıklara, sandık iradesine tasallut etmek isteyenlere karşı ortak bir tavırda buluşalım. Başbakan liderlere de 1 Kasım öncesi siyasi nezaket önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı makamının siyasi tartışmaların dışında tutulmasını istedi. Gelin demokratik rekabeti siyasi nezaket kuralları içinde yapalım. Birbirimizi eleştirelim ama kesinlikle hakaret etmeyelim. Aileleri, özel hayatı siyasi rekabetin parçası haline getirmeyelim. Özellikle de
bütün milletimizi temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığı makamını siyasi tartışmaların dışında tutalım. Şunu bilsinler ki Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik her saldırı, her hakaret karşısında AK Parti kadroları devletin zirvesini, milletin en yüce makamını korumaya kararlıdır. Davutoğlu milli irade vurgusu yaptı. Milli iradenin tartışılmamasını istedi. 1 Kasım'da millet ne derse, milli irade ne derse ona evet diyelim. Milli iradeyi tartışmayalım. Milli iradenin dediğinin gereğini yapalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasının ardından aday tanıtımına geçildi. AK Parti'nin milletvekili adayları Zonguldak'tan başlanarak tek tek tanıtıldı. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener'in MHP milletvekili aday listesine konulmamasına MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Meral Akşener'in aday listesine konulmamasına ilişkin soruları yanıtladı. Büyükataman, Akşener'in listeye konulmaması partide çok ciddi bir sıkıntı varmış gibi yansıtılıyor. Genel başkanlığa aday olacağı, bu nedenle listeye konulmadığı yorumları zorlama değerlendirmeler. Önemli olan partidir, partinin yararıdır, kişiler değil. Bizde şahıslar kaim değildir, olmaması dünyanın sonu değil. Buna bir görev değişikliği olarak bakmak lazım dedi. Aday yapılmayan isimler üzerinde zorlama yorumları yapılmasının doğru olmadığını belirten Büyükataman, 2000 aday adayından herkesin listeye konulması mümkün değildi. Her listeye konulmayanı da genel başkan arayacak diye bir şey yok. Ali Uzunırmak'ın Aydın'da hizmetleri daha fazladır. Çirkin ailesinin Hatay'da partiye önemli hizmetleri olmuştur. Fotoğrafın tümünü görmek gerekir. Bunu partide büyük bir sıkıntı varmış gibi yansıtmak doğru değil. Bu AKP propagandasının bir uzantısı ifadesini kullandı. Teşkilatın listeyle ilgili tepkilerinin çok olumlu olduğunu dile getiren Büyükataman şöyle konuştu. Bu değişiklikler teşkilatta heyecan yarattı. Seçime olumlu yansımalar olacağını görüyoruz. Akşener iki dönemdir aday olduğu seçim çevresinde diğer seçim çevrelerine göre bir fark yaratmadı. Orada 3 çıkıyorsa diğerlerinde de 3 çıkıyor İstanbul'da. Bir katkısı olsa 5-6 milletvekili çıkar dedi. Hiçbirimiz vazgeçilmez değiliz. Asıl olan MHP'dir. Siyaset uzun soluklu bir maratondur. Öte yandan liste değişikliğinde anketler belirleyici olduğunu öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre MHP, 7 Haziran'da oy kaybettiği ya da beklentinin altında kaldığı yerlerde anket yaptırdı ve başarısızlığın nedenleri sorguladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarıyla birlikte bu anketlerin sonuçlarını değerlendirerek bazı isimler değiştirdi. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde terör örgütü DHKPC'nin eylemi son anda önlendi. Polis üniforması giyip eylem için keşif yapan örgüt üyesi yakalandı. Görüntüdeki polis kıyafetli kişi aslında terör örgütü DHKPC militanı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde planladığı bir eylem için keşif yapıyor. Savcıların, hakimlerin odalarının yerlerini ve adliyeye giriş çıkış saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Polis kıyafeti giyen zanlının farklı davranışları adliye personelinin dikkatini çekti. Durum hemen emniyete bildirildi. Terör ekipleri güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Sahte polisin adliyede keşif yaptıktan sonra taksiye binerek bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Ekipler güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi. Sonra da o adrese operasyon yapıldı. Şüpheli gözaltına alındı. Evinde sahte kimlik ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis aracının geçişi sırasında teröristler saldırı düzenledi. Yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Facia birkaç saniye ile atlatıldı. Bu arada TSK terör yuvalarına düzenlenen hava harekatına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Facianın eşiğinden dönüldü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında teröristler karayolundaki menfeze yerleştirdikleri patlayıcı infilak ettirdi. Bomba birkaç saniye geç patladı. Facia polis aracındaki küçük hasarla atlatıldı. Yaralanan da olmadı. Karayolunda yaklaşık 15 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde çukur oluştu. Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin ve işyerlerinin camları kırıldı. Elektrik tesisatı zarar gördü. PKK'ya yönelik operasyonlarsa aralıksız devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör hedeflerine düzenlenen hava harekatının yeni görüntülerini paylaştı. 21 savaş uçağı sınırı geçerek Kuzey Irak'taki örgüt hedeflerini yerle bir etti. Kandil, Hakur, Avaşin, Metina, Basyan, Gara ve Zap kampları bombalandı. PKK'lı teröristlerin barındığı mağaralara ve Gara'daki en büyük mühimmat deposuna bomba bırakıldı. 11 Eylül'de 64 hedefin vurulduğu operasyonda 60 terörist etkisiz hale getirilmişti. Genelkurmay Başkanlığı Hakkari'de düzenlenen hava harekatında da 5 PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Operasyona terör örgütüne ait mühimmat ve akaryakıt depoları da imha edildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik 22 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 1288 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca örgütün Muş'un Vartu ilçesinde eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Bölgede tespit edilen iki sığınak Türk Hava Kuvvetleri'nce imha edildi. Çok sayıda örgüt mensubu da etkisiz hale getirildi. Paralel yapıya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan eski Cumhuriyet Savcısı Gültekin Avcı ve 3 emniyet personeli tutuklandı. Selam Tevhid Kumpası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gültekin Avcı ve 6 emniyet personeli dün savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, Gültekin Avcı ile 3 emniyet personelinin tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Gültekin Avcı'nın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, terör örgütü kurma ve yönetme ve devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme suçundan tutuklandığı belirtildi. Sevgili izleyenlerimiz, haber bültenimize önce spor, arkasından hava durumuyla devam ediyoruz. Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşma sonuçları şöyle. Mersin İdman Yurdu 0, Osmanlı Spor 4, Başakşehir 2, Akhisar Belediyespor 0, Medikana Sivas Spor 0, Torku Konya Spor 0, Çaykur Rizespor 5, Antalya Spor 1, Trabzon Spor 0, Galatasaray 1, Eskişehir Spor 0, Kasımpaşa 3, Gaziantep Spor 1, Kayseri Spor 0, Fenerbahçe 2, Bursa Spor 1. Bu sonuçlara göre oluşan puan durumu ise şöyle. 1. Fenerbahçe'nin puanı 13, 2. Trabzonspor'un puanı 10, 3. bir maç eksiğiyle Beşiktaş'ın puanı ise 9. 9 puanlı diğer 3 takımdan Çaykur Rizespor 4. Kasımpaşa 5. Antalya Spor ise 6. sırada. 7. Osmanlı Spor ve 8. Galatasaray'ın puanları ise 8. 9. Gaziantep Spor'un puanı 7. 6 puanlı 3 takımdan Akhisar Belediyespor 10. Başakşehir 11. ve Torku Konya Spor 12. sırada. 13. Kayseri Spor'un puanı ise 5. 14. Medikana Sivas Spor ve 15. Eskişehir Spor'un puanları ise 4. Bir maç eksiği bulunan 16. sıradaki Gençler Birliği ve 17. sıradaki Bursa Spor'un ise puanı 3. Ligin son sırasında Mersin İdman Yurdu'nun ise puanı 1. Spor Toto Süper Lig'de gelecek haftanın programı ise şöyle. 26 Eylül Cumartesi saat 16'da Osmanlı Spor Trabzonspor, saat 19'da Galatasaray Gaziantep Spor, 27 Eylül Pazar saat 14'te Torku Konya Spor Mersin İdman Yurdu, saat 17'de Antalya Spor Medikana Sivas Spor, saat 19'da Beşiktaş Fenerbahçe, 28 Eylül Pazartesi saat 19'da Kayseri Spor Başakşehir, Kasımpaşa Çaykur Rizespor, saat 20'de Bursa Spor Eskişehir Spor. Sevgili izleyenlerimiz, günün gelişmeleriyle 4 Eylül TV ana haberle karşınızda olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Hakan Bakar, mutlu bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.